Merhabalar, YouTube reklamları eğitimine devam ediyoruz. Bu videomuzda artık yavaş yavaş YouTube reklamlarına odaklanmaya başlayacağız. YouTube reklamlarını tanımaya başlayacağız. Tabi YouTube reklamlarının teknik konularına geçmeden önce, panelin içine geçmeden önce YouTube reklamlarını karşısına çıkartacağımız kitlenin yapısından biraz bahsedeceğiz. Çünkü bu kitlenin yapısını çözebilirsek YouTube reklamlarımızı bu kitleye doğru bir şekilde çıkartırız. Çünkü her kitle birbiriyle aynı değil. Kitlelerin farkını birbirinden ayırt edebilirsek bu farklı kitlelere farklı yapıdaki YouTube reklamlarını çıkartabiliriz. Eğitimin ilerleyen aşamalarında bu farklı YouTube reklamları türlerini sizlere en ince ayrıntısına kadar göstereceğim. Ancak şu anda kitle tiplerini anlayabilirsek eğitimin o kısmına geldiğimiz zaman bu farklı YouTube reklamları tiplerinin ne işe yaradığını daha iyi anlamış olacağız. O nedenle bu videomuzda YouTube'u ziyaret eden müşteri kitlelerinin hangi amaçla YouTube'u ziyaret ettiğine biraz değinelim istiyorum. Şimdi arkadaşlar hepimiz YouTube'u 3 sebepten ötürü ziyaret ediyoruz. Ya bir şeyi öğrenmek için, ya bir şeyi yapmak için ya da bir şeyi satın almak için. Tabi bunun haricinde de YouTube'u çeşitli farklı amaçlar doğrultusunda ziyaret edebiliriz. Ancak genel çoğunluk bu 3 kategoriden oluşuyor. İşte motivasyon amaçlı da YouTube'u ziyaret edebiliriz. Müzik dinlemek için de ziyaret edebiliriz. Farklı farklı yüzlerce sebepten YouTube kullanılabilir. Ancak çok büyük bir çoğunluk yani %80'lik %85'lik büyük bir kitle bu slaytta görmüş olduğunuz 3 amaç doğrultusunda YouTube'u ziyaret ediyor. Şimdi bunların ne demek olduğunu daha ayrıntılı anlayacağız ilerleyen aşamada. Devam edelim. Şimdi bunlar ne demek? Şimdi arkadaşlar YouTube reklamları daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi Facebook reklamlarına oranla daha az reklam yorgunluğu yaratıyor. Ne demek reklam yorgunluğu? Demiştik ya Facebook'ta kullanıcının herhangi bir şey satın alma niyeti yok. Ama beğendiği sayfalardan işte hareketlerinden vesaire o ürünle alakalı konuya dahil ediliyor klasöre. Ve biz o konuyla alakalı bir ürün satıyorsak Facebook gidiyor reklamımızı o kişinin karşısına çıkartıyor. O kişi için karşısına çıkan şey artık bir reklamdır ve reklam yorgunluğu yaratır. Ama siz herhangi bir şey satın almak istiyorsanız ve bu niyetinizi doğrudan arama butonuna yazdıysanız ya Google'a ya da YouTube'a işte şunun fiyatı işte e, ürün yorumları tarzında kendiniz yazdıysanız karşınıza çıkan reklamlar size reklam olarak gelmez. Çünkü burada bilinçli olarak hamleyi siz yapmışsınızdır. Siz zaten ulaşmak istemişsinizdir. Bilinçli bir şekilde aratıp karşınıza o reklamların çıkmasını istemişsinizdir. Dolayısıyla YouTube reklamları, Facebook reklamlarına oranla daha az reklam yorgunluğu yaratıyor. YouTube'da kullanıcıların karşısına organik ya da reklam sonuçları çıkar. Eğer siz doğru hedeflemeyle doğru insanların karşısına çıkarsanız kullanıcılar sizin çıkmış olduğunuz videonun reklam olduğunu dahi anlamayabilir. Yani bu iyi bir şeydir. Kullanıcılar reklam izlemek istemez genelde çünkü. Özet olarak bu slaytta aklınızda tutmanız gereken tek konu şu arkadaşlar. Kullanıcılara çıkacağımız reklamları burada görmüş olduğunuz 3 kategoriyi baz alarak çıkacağız. Herhangi bir şey öğrenmek için YouTube'u kullananlara ayrı bir reklam, herhangi bir şey yapmak için YouTube'u kullananlara ayrı bir reklam. Herhangi bir şeyi satın almak için YouTube'u kullananlara ayrı bir reklam çıkacağız. O nedenle ilk etapta kitlemizin hangi amaçla YouTube'u ziyaret ettiğini tespit etmemiz gerekiyor. İlerleyen aşamalarda bu konu başlıklarını bir örnek üzerinden aktaracağımız için daha iyi oturacaktır. Şimdi devam edelim. YouTube reklamlarını anlamak dedik. Burada bas formülü var arkadaşlar. Biz bunu bas formülü olarak adlandırdık. Sizin de aklınızda bu şekilde kalması yapacağınız reklamcılık faaliyetlerinde size yön gösterici olacaktır. Şimdi Farz edin ki siz bir mağazaya girdiniz arkadaşlar. Fiziksel bir mekanda bir ticaret yapıyorsunuz. Doğru mu? Herhangi bir mağaza var. Bu mağazaya müşteriler geldi. Şimdi bu mağaza müşteri kitlesini 3 gruba ayırıyor. Şimdi dükkanın dibine kadar gelip camdan, reyondan bakanlar var. Henüz dükkanın içine girmemiş. Yani satın alma niyeti çok fazla olmayan. Bir bakıyor şöyle aradığım şey e, vitrinde, raflarda var mı diye. Bir böyle bir kitle var. İkincisi... Mağazanın içine giren ve reyonları gezenler var. Bu kullanıcılar da bir önceki aşamadaki kullanıcılara oranla daha sıcak bir kitle. Yani artık mağazanın içine girmiş, satın alabilir ama henüz kafasında almak istediği şeyi netleştirmemiş. Dolayısıyla bunlara reyon gezenler diyoruz. Üçüncüsü de kasada ödeme yapanlar. Bunlar da mağazaya girmiş, satın alma niyeti olan ürünü bulmuş ve o ürünü satın almış, kasaya gitmiş ya da kasaya gitme yolunda ödeme yapacak. Bunlar da çok sıcak bir kitle. Yani bunları soğuk, ılık ve sıcak kitle olarak e, tanımlayabilirsiniz. Şimdi biz baz formülünde bunlara bakanlar, arayanlar ve satın alanlar olarak 3 gruba ayırdık arkadaşlar. Bakanlar, arayanlar ve satın alanlar. Yani soğuk kitle, ılık kitle ve sıcak kitle. İlk slaytta demiştik ya arkadaşlar, YouTube'u 3 amaç doğrultusunda kullanırız. Ne demiştik? Hemen geri gelip gösterelim. Birincisi herhangi bir şey öğrenmek için İkincisi yapmak için, üçüncüsü satın almak için. İşte bunu bas formülü olarak aklınızda bulundurun. Herhangi bir şey öğrenmek için YouTube'a girenler satın alma motivasyonu çok yüksek olan insanlar değildir. Bunları camdan bakanlar olarak adlandırabiliriz. Satın alma e, niyeti çok fazla yok. O nedenle buradaki kitleye marka bilinirliği reklamları çıkılabilir. Yani siz buradaki kitleye doğrudan ürününüzün satın alınmasına yönelik bir metinle e, ifadeyle çıkmanız ters tepebilir arkadaşlar. Bunlar henüz kafasında alacağı şeyi netleştirmemiş, sizi tanımayan, sizi güvenmeyen, sizin sattığınız ürünlere yakın olmayan bir kitle. Alacağı şey kafasında netleşmemiş bile. Dolayısıyla bunlar bakanlar. Altında görmüş olduğunuz 3 tane maddede hedef kitle seçenekleri var arkadaşlar. Pazardaki kitleler, yakın ilgi alanı kitlesi ve benzer kitleler. İşte biz buradaki kitleye bir marka bilinirliği reklamı çıkacağımız zaman YouTube üzerinden bu aşağıda yazmış olduğum hedef kitleleri kullanırız. Burası önemli arkadaşlar. Biz satın alma niyeti henüz netleşmeyen, markamızın bilinirliğini kullanıcılara aktarmak istediğimiz, adımızı duyurmak istediğimiz, biraz daha kullanıcıları yavaş yavaş ısındırıp daha sonraki aşamada pazarlama yapmayı düşündüğümüz kitlelere reklam çıkarken onlara aşağıda görmüş olduğumuz bu 3 hedef kitle seçeneğini kullanırız. Panele geçince bunların hepsinin nereden yapıldığını sizlere göstereceğim. YouTube reklamlarında pazardaki kitleler seçeneğini nasıl reklamımıza ekliyoruz? Yakın ilgi alanları kitlelerini nasıl ekliyoruz? Bunların hepsini göstereceğim. Aklınızda şu anda sadece bunlar bulunsun. İkincisi arayanlar demiştik. Bunlar da mağazanın içine girip reyon gezenler olarak adlandırmıştık. Bunlara bir reklam çıkacağımız zaman o zaman işte anahtar kelimeler yerleşimler ve Konu bazlı hedeflemeleri kullanabiliriz. Yine panele geçince göstereceğim, bizim YouTube reklamımızın nerelerde çıkacağına, hangi koşullarda çıkacağını belirleyeceğimiz bazı seçenekler var. Örneğin anahtar kelime yerleşim modelini kullanabiliriz. Bunu kullanırsak, kullanıcı bizim önceden tanımlamış olduğumuz anahtar kelimeyi yazdığı zaman reklamımız karşısına çıkar. İkinci seçenek olan yerleşimler seçeneğini kullanırsak, bizim reklamı yaparken seçmiş olduğumuz yerlerde reklamımız çıkar. Örneğin biz diyebiliriz ki işte şu YouTube kanalında reklamlarım çıksın ya da şu YouTube videolarında reklamım çıksın tarzında reklamımızın çıkacağı YouTube kanalını, videoları dahi hepsini tek tek kendimiz belirleyebiliriz. Bu inanılmaz değerli bir şey arkadaşlar. Biraz düşünürseniz zaten bunun ne kadar güçlü olduğunu ve hiçbir reklamcılık platformunun bu kadar güçlü bir özellik sağlamadığını kendinize görürsünüz. Örneğin sizin bir rakibiniz var bu rakibinizin reklamcılık özellikleri YouTube'da açıksa... ...siz kendi reklamınızı bu rakibinizin videosunda çıkartabilirsiniz. Yani rakibinizin e, dükkanından müşteri çalmak gibi düşünebilirsiniz. Örneğin sizin bir flow ayakkabı dükkanınız var. Siz gidiyorsunuz ayakkabı dünyası mağazasının içerisine girip... ...oradan müşterileri tek tek çekip... ...kendi Flo ayakkabı mağazanızın içine atıyorsunuz. Bu böyle bir şey. Yerleşimlerde bunları yapabiliriz. Ya da konu bazlı hedefleme var... Konu bazlı hedeflemede de biz diyebiliriz ki bak YouTube sen Google'un devasa algoritmasını kullanıyorsun ve Google her kanalı, her videoyu, her şeyi konu olarak segmente ediyor. Örneğin eğlence kanalları var, finans kanalları var, yemek kanalları var, spor kanalları var. Herhangi bir konuya ait olmasa dahi YouTube'da yayınlanan bir videoya eklenen anahtar kelimeler var. Kullanıcılar tarafından ekleniyor o YouTube videosuna. O anahtar kelimelerden dahi YouTube eklenen videoların konusunu belirleyebiliyor. Dolayısıyla YouTube evreninde bulunan bütün kanallar ve bütün videolar konu konu segmente edilmiş, ayrılmış bir şekilde duruyor. Dolayısıyla biz reklamımızı oluştururken YouTube'a şunu diyebiliriz. Benim bu video reklamımı Sadece spor konusuyla alakalı kanallarda ya da videolarda çıkar. Ya da ben yemek kitabı satıyorum. YouTube'a şunu diyebilirim: Benim reklam videomu sadece yemeklerle alakalı YouTube kanallarında çıkar. Ya da finansla alakalı, ya da e, sağlıkla alakalı, herhangi bir şey. Bu şekilde de güçlü bir hedefleme yapabiliyoruz. İşte biz arayan kitleye, yani reyon gezen Satın alma niyeti var ama neyi alacağını hangisini alacağını henüz tam karar vermemiş kitleye reklam çıkacağımız zaman buradaki yerleşim modellerini kullanabiliriz. Hepsini kullanmak zorunda değilsiniz hatta önerilmez. Hangisini kullanacaksınız onu tek bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Bir reklam kampanyanızda bunu kullanırsınız diğer reklam kampanyanızda bunu diğerinde bunu. Ama bakın bir önceki aşamada yani soğuk kitleye reklam çıkacağımız zaman yerleşim hedeflemeyi kullanmayabiliriz kullanmayabiliriz. Kullanmamak daha mantıklı olabilir. Burada e, kitle çözümlerini kullanmak daha mantıklıdır. Yani hem bunu kullanıp hem bunu da kullanabilirsiniz burada. Ama gerek yok. Burada sadece YouTube'un e, kitle çözümlerini kullanarak marka bilinirliği reklamı çıkarsınız. Şimdi gelelim 3. gruba. Satın alanlar. İşte bu bizim için değerli bir kitledir arkadaşlar. Bu sıcak bir kitledir. Ne demek sıcak? Daha önceden bizi tanımış. Bizim sistemimize gelmiş. Bizim ürünlerimizi incelemiş bizden daha önceden bir ürün almış dahi olabilir. Bu kitle ya da bizim bir videomuzu izlemiştir. Bizim kanalımıza abone olmuştur vesaire. Bu kitlelere tekrar reklamlarımızı çıkartmak istiyorsak o zaman işte bu bizim için yeniden pazarlama reklamı anlamına geliyor. Ve burada web sitesi yeniden pazarlama ve video yeniden pazarlama reklamları çıkabiliriz. Ne demek bu? Web sitenize gelen ve sizin belirlemiş olduğunuz bazı kuralları yerine getiren kitleleri ben Google'da ayarlayabiliyorum. Diyorum ki Sistemin şu sayfasına gelenleri bir klasör olarak ayır. Sistemin öteki sayfasına gelenleri klasör olarak ayır. Ya da sisteme gelen herkesi bir klasör olarak ayır diyebiliyorum. Daha sonra ayırmış olduğum bu farklı kitlelere yeniden pazarlama reklamı çıkabilirim. Ya da benim bir YouTube kanalım vardır. YouTube kanalıma gelip videolarımı izleyen insanlara tekrar bu reklamı çıkartabilirim. Dolayısıyla ben buradaki sıcak insanlara bu kitle çözümlerini kullanırsam yeniden pazarlama kitlelerini yeniden pazarlama reklamlarını kullanırsam bu insanların dönüşüm gerçekleştirme oranı yani satmış olduğum ürün ya da hizmeten neyse onu satın alma ihtimali daha da artacaktır. Dolayısıyla bu kitleye çıktığımız video reklamlarımızın scriptinde çok daha cesur bir şekilde satın alma motivasyonunu yükseltecek ifadeler kullanabiliriz. Onları doğrudan aksiyona davet edebiliriz. Satın al, işte promosyon üründür, işte şu tarihe kadar geçerlidir tarzında pazarlama mesajlarımızı entegre edebiliriz. Ama bu mesajları bu soğuk kitleye entegre edersek bu çok fazla dönüşüm sağlamayacaktır arkadaşlar. Temel olarak bu baz formülünü aklınızda bulundurun ve yapacağımız reklam faaliyetlerinde bu doğrultuda ilerleyin arkadaşlar. Burası çok önemliydi. Şimdi devam edelim ve YouTube reklam stratejimizi oluşturan 4 etmenden biraz bahsedelim. Şimdi arkadaşlar reklam stratejimizi 4 parça oluşturuyor. Bunlardan birincisi soğuk trafiğe YouTube reklamı çıkma stratejisi. Demin bahsetmiştik soğuk trafiğe reklam çıkacağımız zaman kitle çözümlerini kullanmamız gerekiyor. Yakın ilgi alanı pazardaki kitleler gibi e, kitle çözümlerinden yararlanmamız gerekiyor demiştik. İkincisi sıcak trafiğe reklam çıkma stratejisi. Bunlara da yeniden pazarlama reklamları çıkmanın daha mantıklı olduğundan bahset. Şimdi bunlar bizim bilmemiz gereken iki temel nokta. Bunların nasıl işlediğini bir önceki slaytta bas formülüyle sizlere gösterdim. Bunun haricinde iki önemli nokta daha var. Youtube reklamlarında ana temelde bizim bilmemiz gereken. Onlardan birincisi de reklam skriptimiz arkadaşlar. Youtube reklamlarımızı oluştururken videoda nelerden bahsedeceğiz? Ne konuşacağız biz? Bu çok önemli. Dakikası, saniyesi, videomuza nasıl gireceğiz, hangi ifadeleri kullanmamız gerekiyor, hangi dakika aralığında neyi söylememiz gerekiyor. Bunlar bilim insanı titizliğiyle bizim belirleyip ona göre reklam videosu çıkmamız gerekiyor. Örnekler eşliğinde bunları zaten sizlere göstereceğim. Bilmeniz gereken en önemli üçüncü temel konu reklam videosunun skripti arkadaşlar. Bunlardan da bahsedeceğiz. Dördüncü önemli konumuz ise dönüşümlerimizi katlayacak tüyo ve ipuçları. Bazı hipnotik kelimelerin kullanıcıların algısına nasıl bir reaksiyon yarattığıyla alakalı bazı tüyolarımız ve dönüşümlerinizi katlayacak bazı ipuçlarından da bahsedeceğiz. Temel olarak bu dört ana parça üzerinden YouTube reklam stratejimizi oluşturmaya çalışacağız. Evet bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.